Karşı taraf bizde daha büyük bir kavga etmek istedi. İşte sizi burada oturtmayız. Gerekirse evi yakarız. Köpeğime zehir mi atacak? Erken, şuradan şunları. Hadi bakalım, bismillah. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sıcak bir Sakarya gününden, çok sıcak bir Sakarya gününden merhaba. Sıcak değil de nem, çok nem. Hani hep denir ya, öyle bir nem var ki arkadaşlar Sakarya'da. Bunu Sakaryalılar da zaten söylüyor, sonradan öğrendik. İstanbul'dan beter nemi vardır buranın diyorlar. Doğru. Gerçekten İstanbul'dan beter nemi varmış. Evet sevgili dostlarımız, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyoruz her şey yolundadır. Bizim bugün sizinle paylaşmak istediğimiz şeyler var yine. Bugün biraz böyle paylaşım içinde bir video olacak. Evet. Ben erimeden günü bitirebilirsem arkadaşlar. Öncelikle bize bir abonemiz hediye göndermişti. Şimdi birazdan kimin gönderdiğini size açıklayacağız ve sizinle birlikte bunu açacağız. Paket açacağız. Ama ondan önce hemen kümesimizle ilgili bir problem var. O problemle ilgili bir konuşup sizinle birlikte o problemi halletmek istiyoruz. İstiyorsanız önce kümesimizin oraya geçelim. Problemi çözdükten sonra buraya gelip kutumuzu açalım. Arkadaşlar videonun başında küçük bir hatırlatma. Eğer kanalımıza abone olup bildirim zilini de açarsanız çok seviniriz. Haydi gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güneş altında. Bir önceden salıncağımız şurada duruyordu ama şimdi bu tarafa doğru aldık. Burada 5 derece daha iyi. Şöyle alabilirim senin deniz. Burası serin direkt. Burası arkadaşlar. Serin. Şimdi kümesimiz. Kümesimizle ilgili ne oldu Filizcan? Ufaktan anlatalım istiyorsan, bir anlatmaya başlayalım. Evet. Yani kümeste bir düzenleme yapmamız gerek çünkü artık civcivleri buraya almak durumundayız. Dışarıda kutuyla işte farklı bir şekilde yine kümesin şu haliyle kullanmayı denedik fakat bazı problemlerle karşılaştık. Evet arkadaşlar, kümesimizi ufak bir revize etmemiz gerekiyor. Niye revize etmemiz gerekiyor? Önce bundan bahsedelim. Şimdi biliyorsunuz bizim ufak ördekler ve civcivlerimiz var. Ördek ve civcivleri ilk aldığımız zaman, yani daha böyle 1,5 haftalıklarken, 1,5-2 hafta arasındayken, çünkü belli bir süre evde tuttuk. Sonra onları bahçeye çıkartmaya başladık. Onlar da gün ışığı alsın, biraz eşelensin. Hem videolarımız da güzel duruyor hem de biz bahçeye çıktığımız zaman böyle etrafta onların oynamalarını vesairelerini seviyoruz. Tabii civcivler etrafı keşfetmeye başladıkça daha uzağa ve daha uzağa gitmeye başladılar. Bizim tellerimizin araları da geniş. İçinden geçebiliyorlar. Hala içinden geçebiliyorlar, evet. O kadar ufaklar. Bizim bahçeden farklı bir bahçeye geçmişlerdi ve bu biraz komşumuzla aramızda bir sorun yarattı. Komşumuz 2 haftalık 3 tane civcivin tüm bahçesini mahvettiğini söyleyerek bize biraz kızdı. Biz de hak verdik. Sonuçta hayvanımız yan tarafa geçmemesi lazım. Civcivlerimizi geri aldık. Ama yine hayvanlara eziyet olmaması için tabii her gün onları bir saat, 1,5 saat dışarıya çıkartıyorduk. Güneş görsün istiyoruz çünkü yani sağlıkları açısından da. Onlar da canlı, sürekli evin içerisinde, kutu içerisinde. Yani yazık, günah. Aynen öyle. Geçen gün tekrar kutularından burada bir dışarıya saldığımız zaman tabii daha sonra da bir kutuya toplama merasimimiz oluyor. Çünkü çok hızlılar ve kutuya girmek istemiyorlar tekrar. Kutuya toplarken bu sefer de 2 tane ördek. En son videoda görmüşsünüzdür, ufak olan ördekler. Yani şu anda daha yeni 2 haftalık oldular. Biz aldık 3 günlük. Büyüğü geçemiyor zaten teller. Hayır, büyüğü geçemiyor. Biz aldık 3 günlük. Bir hafta sonra oldu aslında. 1 hafta 3 günlüklerdi. 2 tane civciv, 10 günlük. 2 tane ördek civcivi gene tarlaya geçti. O deliklerden çıkıp ben onları kovalarken kutuya koymak için. Hemen bir sopa mopa böyle yandan elimizle ittirip onları içeri soktuk. Ama bu sefer daha büyük bir kavga etme durumunda kaldık. Aslında kavga etmedik. Karşı taraf bizde daha büyük bir kavga etmek istedi. Şöyle bir tel aldım. Bunun araları daha ince. Bizim telle kıyı mukayese edince bayağı bayağı ince. Ama bizim telin altından da geçebiliyorlar. Bu yerde yere birazcık... Bu iyi olacak. Toprağa da onu güzel sabitlersek demin dediğin gibi bu sefer çıkamazlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey de var. Az önce Filiz dedi ya böyle tehditvari konuşmalara biraz çıktı konu diye. Yani şöyle tehditvari. İşte sizi burada oturtmayız. Gerekirse evi yakarız. Vesaire gibi böyle çok anlamsız. Aslında yapmayacakları da öyle insanlar da değil bahçeye söyleyenler. Bahçeye zehir atarız. Hani yok bahçeye zehir atarız gibi böyle değişik söylemler yapıldığı için bizim de aslında biraz böyle midemiz bulandı. Hani sinek ufaktır, mide bulandırır ya. Önce ben bunu nahurdan alırken 2'ye kestirtmiştim. Bu 1 metre 10 santimlik bir tel.
Şöyle yana alalım bir tanesini. Birazdan kullanmak için. Boyları aynı. Orta mı ikiye böldün? Tam ortadan ikiye böldüm, evet. Biz buradan kapıya kadar bir ölçü alalım. Ağaca kadar. Şuradan ağaca kadar değil, kapıya kadar. Evet, tamam. Şuraya kadar mı istiyorsun? Evet, oradan keselim ilk başta. Bu böyle biraz çile ama. Deniz, batar mı bu? Ne? Şu kenarlar falan. Yani batmaz herhalde, onu anlarlar. Bu sonuçta civcivler için kullanılıyormuş. Yok yok, şey için dedim ben. Miyayı falan hani böyle bir tek üstte bir çıta çakmak lazım mı? Ha, içeriden mi yapacağız? İçeriden yapacağım. Okey. Yiyecek? Erik mi yiyorsun? Bakayım, bakayım. Bakayım güzel kısma. Bakayım. Mia bebek. Ya mia mia. Ya mia mia. Şimdi tek korkum ne biliyor musun Filiz? Hani bundan da çıkarlarsa hani komşuyla tekrar o şeyde kalmak. Hani gene çıktı. Deniz şey yere yere. Tamam şey yapacağım, yapabildim kadın da. Parmağım da acıyor. Evet. Sabah Deniz parmağını kesti. Benim parmaklar alıştı bu duruma. Ne yaparken kestin, anlatmak ister misin? Şimdi yeni semaver aldık ya arkadaşlar. Semaverin o odun atılan yeri çok keskinmiş. Şimdi oraya da bir törpü alıp orayı törpüleyeceğim. Semavere odun atmaya çalışırken, tıkmaya çalışırken orası kesti. Jilet gibi de kesti vallahi. Keser. Direkt ince, çok ince yapılı bir şey ya o semaverin. Hoş geldin babam benim. Geldi baba. Baba geldi. Mia geldi. Babam. Bunların kanatlarını da zaten keseceğiz biraz büyüsün, yarık olsun da. Şimdi tavuklar biliyorsun zıplıyor. Çıkar buraya tüner. Buradan da dışarı çıkar. Yok ya, oradan geçemiyor Deniz. Bence alttan geçiyor bunlar. Tamam hani altları kapadık bak. Tamam, yok yok, şu aradan artık bir tık hani biraz büyüyünce geçemezler o kadar kolay ya. Biraz büyüyünce değil, şimdi bile sekiyorlar ya öyle. Şunu geri ittirsene bana oradan. Nereden? Aşağıdan mı istiyorsun? Hayır, yukarısını kıvır. Heh, sok oradan. Tamam. Bir daha. Ay, hadi göbeğim var, duramıyorum. Tamam. İstersen yani bu konuda şikayet edeceğin kişi ben olmayayım. Hoş geldin babam. Hadi göbeğim var diyor ya. Oturup kalkamıyorum resmen. Kızım sen doğuracaksın, kurtulacaksın, ben ne yapacağım? Kilo ver Deniz. Ya da saçlarımı kestim, gençleşmiş miyim biraz? Sakalları da biraz. Saç, çok sakal. Değişik bir tarz yapmışlar ama Deniz. Ya biraz mam gibi kesti buradaki adam. Dedim sakalımı çok kesmek istemiyorum dedim. Canım kızım hoş geldin. Şuradan hoş geldin. Bekliyor musun? Yabani. Dur kızım, şimdi babaya yardım edelim, tamam mı? Yabani. Ay. İyi misin ya? Ya bu arada şey var, çömelince sizin de böyle parmak uçlarınız ağrıyor mu? Bir tek benim mi ağrıyor? Çömelemiyorum ya. Anam. Vallahi kilo bizi ne hale getirdi? Evet ya. Deniz, gerçekten bu konuya bir el atmalıyız. Şuradan ittirsene. Tekrar. Saniye, biliyorum. Ağaca tıkıldım. Alttan mı? Şuradan. Şuradan. Göbeklerle savaş. Ay. Biraz dinleneyim. Oy oy. Yaşlı teyzeler, amcalar olur ya. Vay 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 vay. Şuradan da bir tane şöyle ittim. İyi sabitleyelim ki daha uğraşmayalım. Yani şimdi şöyle de bir durum olmuş. Tehdit mehdit vesaire edilince, tehditten korktuğumuz için değil. Hani kimse kimseye bir şey yapamaz. Ay, tartışma esnasında o an hararetiyle söylenmiş sözler ya, kimsenin bir şey yapacağı. Ama işte bizi bir böyle taşınsak mı acaba ya? Hani burada olmayacak mı acaba ya, ittirdi. Ama şimdi onunla da ilgili başka problemler var. İster istemez yer değiştirmek istiyorsunuz. Çünkü o gergin ortamda saçma sapan yerde durmak istemiyorsunuz. Düşünsenize, yani iki civciv geçti diye bu şekilde sorun çıkıyorsa, yani Allah korusun daha farklı gerçekten ciddi bir şey olsa ne olur? Şimdi köpeğime zehir mi atacak?
hayvanlarıma bir şey mi yapacak? Ben burada yokken eve mi bir şey yapacak? Yani tamam, biz sinirle söylendiğini zannediyoruz ama yani sinirle söyleniyorsa demek daha fazla sinir anında da bir şeyler yapılabilir, değil mi? Yani onunla ilgili bir taraftan da taşınmak istedik. Yani buradan taşınsak, yeni bir yer bulsak. Dostlarımız da var sağ olsun. Hani aslında taşınabileceğimiz, hemen gidebileceğimiz bir iki yer de var. Ama burada da biraz duygusal problemler başlıyor. Şöyle duygusal. Tamamen duygusal diyorsun. Evet, tamamen duygusal. Şöyle duygusal. Yani ticaret yapanlar şu an beni anlayacaktır. Şu an piyasalar berbat halde ve yani satışlar çok fazla düştü. Bizim online satışlarımız şu an anca kendisini çevirecek halde. Zaten Instagram'dan bize çok fazla soru da soruluyor bu online satışla ilgili. İşte işe başlayayım, nasıl başlayayım? Diyoruz ki şu an başlamayın. Yani biraz bekleyin. Şu piyasalar, bir zamlar otursun, ondan sonra başlayın diye. Çünkü gerçekten şu anda iç piyasaya iş yapacaksanız çok kar edilebilecek gibi değil. Biraz kötü. Ve bu kötü olunca ne oluyor? Maddi olarak da sizi yoruyor. 3 hafta sonra oğlumuz dünyaya geliyor. Zaten harcamalar başlayacak. Biz ufak bir evde oturmuyoruz. Bahçe eşyaları olan 5+1 bir evde oturuyoruz. Yani buradan taşınmak da, değil mi? En az ne kadar tutar Filiz? Herhalde en az 10 bin tutar. Tutar artık. En az yani, hani böyle çok... Kilometreye iyi, de bağlı yani. İyi bir rakamla en az 10 bin lira tutar. Ev buldum, depozitosunu ödedim, emlakçıyı ödedim, şunu yaptım, bunu yaptım. Hani şu an böyle bir harcama yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Biz de bunu konuşuyoruz kendi aramızda. Yani ne yapmalıyız acaba diye. Evet, çok da zaten yeni yaşadığımız bir durum bu. O yüzden yani aslında sıcağı sıcağını sizinle paylaşıyoruz gibi bir durum var. Ay, kapı kısmına geçelim. Aslında şu vidalara falan geçirilmez mi deniz dışı? Yani şu tarafına oradan doğru alsın. Geçemezler ki ama. Benim tek korkum üstüne zıplayıp çıkarlar mı? Çünkü gerçekten şey oldum. Yani tartışmak istemiyorum tekrar. Bu saçma sapan bir konudan. Yerden yükseklik kişi bu yeşilin ne kadar oldu şimdi? Biz ne kadar kullandık? 110 santimdi. 110 santimin yarısı. 55 santim. 50 santimi falan ama 5 santim aşağı yukarı yerde pay bıraktı. Oval hafif. Belki baban sana dondurma ısmarlar ama ya. Niye mi istesin yani? İster misin baba? Anne. Efendim anne, gel babayı çekelim böyle. Bence bu taraf oldu. Oldu oldu. Yok ya Deniz, ya ben geçici, o aradan çıkamazlar ya. Geçici bir çözüm oldu yani. Artık yani biraz da büyüdü civcivler. O kadar minik kaç tane kaldı ki? Evet Mia, bunu kesmek çok sıkıcı. Tek tek. Kız ne yapıyorsun? Süpürüyor musun? Tırmık yapıyor babası. İnsanın baş parmağını kullanamaması da gerçekten çok... Ellerim nedir benden çekti ama. Şu var ya, bak şurada hafif izi var, belli oluyor mu şu iz? Evet. Parmağımı şurası hissetmiyor. O bir tane jiletle kesmiştim hani. Ay evet ya, burada bu eve taşındıktan sonra falçatayla değil mi? Falçatayla aynen. Ya bu arada çömelerek durmak benim için gerçekten çok zor ya. Bacaklarım o kadar katı ki, yani hiç esnek değil. İçeride duracak onu. Bak bir dur mesela içeride. Bak hop. Bak kapandı. Böyle bitti. Açık yok değil mi? Yok. Şimdi kimse diyecek, bir tehdit edildiniz. Bu kadar çabuk mu korktunuz? Arkadaşlar bu biraz korkmakla ilgili değil. Yani burası köylük yer. Ve insanlar birbirine muhtaç. Muhtaç olduğunuz insanlarla kavgalı olmak da insanı zihnen ve böyle ruhen çok yoran şeyler. Kaldı ki biz kökleri burada olan insanlar değiliz ki Deniz. Aynen. Yani bizim dışımızda herkesin burada bir şekilde kökleri, bir çevresi var. Tanıdığımızın olmadığı bir şehirdeyiz de çok yeniyiz, daha senemiz de olmamış bakınca. Şimdi bunların huzursuz etmesi
Çok olağan yani. Yani taşınmaya da karar veremedik. Kalmaya da karar veremedik. Hani gerçekten ne yapsak diye biraz böyle şu an arada sıkışmış gibiyiz. Arafta kaldık. Arafta kaldık aynen. Gidebilir miyiz? Gidersek yani taşınmalı mıyız, taşınmamalı mıyız? İlk soru bu. İkincisi de taşınırsak orası neresi olmalı? Bununla alakalı. Yani bir yandan da tabii bunu nasıl finanse ederiz kısmı var. Ya biz huzuru seven insanlarız. İstanbul'un o huzursuzluğundan kaçtık. Değil mi? Hani o insanların birbiriyle konuşmamasından, merhabalaşmamasından. Şimdi böyle bir şey başımıza gelmesi burada üzücü oldu. Yani biz hiç böyle bir şey istemiyorduk, beklemiyorduk da. Çünkü dediğim gibi hani konu civciv değil. Veyahut da bahçeye kaçması değil. Çünkü şimdi biz köylü değiliz. Burada yaşayanlar köylü. Yani şunu şu anlamda söylüyorum. Kötü anlamda değil. Bizden daha çok hani hayvanları vesaireleri tanıyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar. Yani bizden daha iyi tarla yaparlar. Daha iyi kümes kurarlar. Değil mi? Daha iyi hayvandan anlarlar. Yani bu kadar hayvandan anlayan birisinin yani iki haftalık civcivinin bostanına zarar vermeyeceğini de biliyor olması lazım. Ki değil mi zaten civcivler komple bizim bostanımızdaydı. Hiçbir şeyimize zarar verdiler mi Filiz? Aynen öyle. Yani şimdi tabii bir de şöyle bir şey var. Şunlar da bizim çitler yani. Hani bahçeye çıkabilmişse şu çitlerden bizim bahçeye, tarlaya çok rahat iniyor zaten civcivler. Yani zaten... biz bir zarar görmedik aslında. Yoksa biz de bırakamayız tabii ki. Yani bir saat bile olsa belki bırakamazdık. Yoksa hani tavuk besleyenler şunu bilir. Tavuk bir anda bir yere gitmez. Hani tavuk şimdi ilk buraya geldi. İlk gün burada etrafını tanır. Yani gideceği belki buradan 5 metre uzak, 10 metre uzak bir de civciv için. İkinci gün daha uzağa gider. Üçüncü gün daha uzağa gider. Civcivler değil mi? İlk gün, ikinci gün buralardaydı. Sonra bizim tarlaya indiler ilk başta. Bizim tarlaya indikten 2-3 gün sonra yan tarlaya geçmeye başladılar. Tabii biz bilsek böyle olacağını daha problem başlamadan... Yoksa 100 liralık tel yani daha erken alıp bunu. Çözüm yapardık ama dediğim gibi buradaki problem tel değil. Evet. Buradaki problem tel değil. O kötü, o bizim biraz canımızı sıktı. Buradaki problem başka. Mesela hediyeyi de çok merak ediyorum aslında. Evet, hediyeyi evet. Sizinle birlikte kamera karşısında açacağız diye 3 gündür orada bekletiyoruz değil mi çekim yaparken? Aynen. Açalım diye. 2-3 hafta sonra ne ördekler ne civcivler buradan geçemeyecek kadar büyür. Evet evet ya şimdi bile civcivlerin hepsi geçemez. O zaman da kanadın yok hepsi geçiyor ya. Geçen kovalarken ben hepsi geçti yani. Ama altlardan geçiyorlardı. Deniz tellerin arasından geçemez. Geçti. Ben de ufaldı geçti yani. İçinden Deniz böyle... şu üst şimdi mesela bu yeşilleri yaptık ya. Aha. Yeşillerin üstünde şu kalan kısmından geçebilir mi? Geçiyor işte. Ya geçemez ya. Aşkım ben de geçemez diyordum. Geçen gün buraya sıkıştırdım. Şu ya şuradan ya şuradan yani şurada bir yerden şunun içine böyle kafayı soktu ve sallandı sallandı bir ortada kaldı. Bir ayağını geçirdi öbür ayağını geçirdi kaçtı. Tutamadım yani o kadar da hızlı kaçtı. Geçiyorlar. Kümes bitsin, pazara gidilecek, ev toparlanacak, yarın misafirlerimiz var, kargolarımız var. Ha bu video montajlanacak. Yayınlanacak. Yarın yayınlanacak. Evet, bayağı bir iş var. Civcivleri getiriyor. Civcivlerimiz ve ördeklerimiz. Çıkmasın hadi kutuyu mu kapadın? Doğru, doğru. Bu büyüdü, kocaman oldu, bu bile geçiyor. Bunlar da tipler. Şöyle bak. Deniz bak ilk gittikleri köşe. Çünkü oradan çıkıp gidiyorlardı. En rahat çıktıkları köşe orasıydı. Oraya gidiyorlar tabii direkt.
Evet arkadaşlar, böyle anlattığımız gibi bir sorunumuz var. Şimdilik bir önlem aldık, artık çıkamazlar diye ki umarım çıkamazlar. İnşallah. İki civciv için böyle sorun yaşamak istemiyorum. Şimdi kiminiz diyebilir, ya civciv de beslemeyiver, boş ver yık kümesi. Ama biz buraya böyle bir hayat yaşamak için geldik. Hani civcivi yapma, onu ekme, o zaman gidelim değil mi ilçede. Yani 400 liraya 500 liraya apartman daireleri var kiralık oturabileceğiniz. Niye buraya bu kadar para verelim? Evet. Yani tabii ki bahçeyi kullanmak istiyoruz. Hayvan beslemek istiyoruz. Tabii ki tarla ekmek istiyoruz. Yani bizim köye göçteki amacımız zaten birazcık daha böyle işte yumurtamızı kümesten alabilmek. İşte yiyeceğimiz bazı şeyleri tarlamızdan alabilmekti. Yani gayemiz oydu zaten. Evet, ilk videolarımıza dönerseniz değil mi? İlk videomuzda, daha ilk videomuzda neden göç etmek istiyoruz diye bir bölüm var. Yani onun içinde bu kendi yumurtamızı kümesten alabilmek diye bir şey geçiyordu zaten, işte ekinimizi yapabilmek. Bir de havuz vardı ama havuz olmadı. Neyse, her istediğiniz ördeklere olmuyor. Ördeklere yaparız belki. Ördeklere yaparız belki, onlar güzel. Rahmetli babaannemin bir lafı vardı Deniz. Derdi ki köylük yerde kavga ya tavuktan ya çocuktan çıkar. Doğruymuş. Biz de tavuktan çıktı. Tavuktan da değil ya, tavuk olsaydı bari. Biz de civcivden çıktı iki haftalık. Civciv. Aynen öyle. Civciv tavuk adayından çıktı bizde de. Doğruymuş ama. Biz huzurlu bir yer istiyoruz. Evet evet. Huzur içinde olmak istiyoruz. Huzur komşularımızla iyi geçinmek, onlarla böyle iletişim halinde olmak istiyoruz. Çevremizle değil mi uyumlu olmak istiyoruz. Çevremizin de bizle uyumlu olmasını istiyoruz. Ne kimseyi rahatsız etmek ne de rahatsız edilmek istiyoruz aslında. Yani en kısa olarak, ki bu da bizim insan olarak herhalde hakkımız. Çok sık dile getirdiğim bir şey, belki defalarca aynı söylemime denk gelmişsinizdir. Yardım alabilecek, sürekli işte sosyalleşebileceğimiz bir komşumuz yok. Yani öyleyse müdahale eden de olmaması gerekiyor benim mantığıma göre. Çünkü ya da bir dengede olması gerekiyor, öbür türlüsü çünkü yıpratıcı. Yani sürekli size bir müdahale ya da işte yadırgayan bir göz, yaptığınızı inceleyen, sevimsiz bir şekilde ya da yani eleştiren, inceleyen insanlar. O çok keyif veren bir durum olmaz tabii ki. Öyle bir ortamda huzurdan bahsedemeyiz. Bizim de en başta aradığımız şey buraya göçerken huzur. Huzurdu gerçekten. Yoksa bahçeli bir evimiz olsun, işte kendi bahçemizde kimseyle hani bir gerginliğimiz olmadan kendi yetiştirdiğimizi yiyelim içelim derken kendi içimizde şey yaşayalım. Evet, kendi huzurlu içimizde olalım. Kendi yağımızda kavrulup. Şimdi şu da var tabii, bu aslında tek olay değil. Biz genelde YouTube kanalımızda böyle hani çok kötü şeyleri paylaşmıyoruz. Yani yayınlamıyoruz. Yoksa elbette ki bizim de iyi günümüz oluyor, kötü günümüz oluyor, başımıza gelen kötü şeyler oluyor. Bizim de böyle atlatamadığımız, kendi içimizde bazı sorunlarımız oluyor. Biz genelde bunları yansıtmamaya çalışıyoruz. Ama ilk defa bu kadar, değil mi? Hani bizi de rahatsız eden, huzursuz eden ve taşınmayı düşündürtecek bir sorun oldu. Bu yüzden artık sizle de paylaşmak istedik bunu. Yani sizin fikirleriniz ne olacak, yorumlarınız ne olacak? Bize akıl vermek isterseniz bizim şu an çok hoşumuza gider, işimize de gelir. Çünkü akıl akıldan üstündür. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Belki hep birlikte farklı bir çözüm bulabiliriz. Evet, bize düşünmediğimiz bir tarafını düşündürtebilirsiniz olayın. Yani her açıdan düşünüyoruz işte artıları eksileriyle. İşte bir yandan gerçekten bebeği kucağımıza almamıza çok az bir zaman kaldı. Taşınmak şu durumda hani maddi manevi, yani hem fiziksel güç anlamında da ne kadar doğru olur. İşte bir yandan annem, kardeşlerim gelecek. Acaba daha mı doğru onlar olur? Onlar varken daha mı doğru benim olur? Benim ilk düşündüğüm yani, şey şu, şimdi 3 hafta içinde bir ev bulup taşınamayız. Tabii. Çünkü biraz bu sefer inceleyip sık dokumak lazım. Böyle daha uzun süre kalacağımız bir yer lazım. Çünkü biz buradan da böyle çıkmayı düşünerek gelmedik değil mi? Biz burada en az 5-6 sene hani dururuz, evet. Mia okula başlar. Çıkarsak ondan sonra çıkarız mantığıyla geldik. Ya inşallah durumlar düzelir, hiçbir şeye gerek kalmaz. O da ayrı bir şey. Bizim kafamızdaki soru işaretleri en azından cevaplanır ki bu soru işaretleriyle burada yaşamak zorunda kalmayız. 3 hafta içinde bir yer bulamayacağız. Biz ne olacak? Hani belki 1,5-2 ay içinde bir yer bulabiliriz. 1,5-2 ay içinde bir yer bulursak, şimdi Filiz'in iki kardeşi ve annesi geliyor. Değil mi? O konuda bize çok yardım edebilecek insanlar. En azından çocukları ve Filiz'i bir şekilde idare edebilseler, geri kalan şeylerle de ben ilgilensem yine işimize gelir. Ama burada da iş biraz maddiyata bakıyor. Evet. Biliyorsunuz biz bir arazi alacaktık ama son ekonomik şartlardan sonra bu arazi almayı biraz öteledik.
Ya zaten şöyle de bir gerçek var ki o arazi, ya baktığımız arazi zaten bizim çok için çok 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 yukarıdaydı. O ancak işte belki bir yatırım amaçlı yine düşündüğümüz için. Ya hani bir milli piyango çıkar bir şey olur hani bizim için. Düşündüğümüz için ancak işte kredi vesaire bir şeyler olur mu, şartları ne kadar zorlayabiliriz diye düşündüğümüz bir şeydi. Yoksa yani kenarda öyle bir o derece büyük bir birikim yok. Haliyle şu anda da bir de önümüzü göremez bir haldeyiz. Gerçekten internet satışıyla alakalı işler çok iyi gitmiyor. Zaten biz bu konuyla alakalı bize fikir danışan insanlar da hep aynı şeyi söyledik. Bekleyin, açmayın bekleyin. Açmayın şu an, açmayın. Yani şu an hiç ideal değil. Ticaret yapanlar hak verecektir bana. Trendyol satışı da yapanlar. Yani biz geçen sene bu zamanlarda ortalama günde 150-200 paket gönderirken değil mi? Şu anda 10-15 pakete düştük. Yani kârı siz düşünün ne kadar azaldığını ve kötü olduğunu. Şu son 2 aydır belki 3 aydır. Anca işte muhasebe ücretini değil mi, vergileri kendi başına çıkartabilecek halde. Onun haricinde bize bir katkısı yok. Biz hazır yemeye başladık. Bağkur ödemeleri duruyor yani. Bağkur ödemelerin durduğu için sigortadan şu anda tam olarak aslında faydalanamıyorum vesaire. Yani karmaşık bir dünya şey var. Şu süreçte de bebeği sağlıklı kucağımıza alabilecek miyiz? Zaten süreci başından beri bizimle beraber takip edenler biliyorlar. Yaşımızdan dolayı bize yapılan bir uyarı vardı. Yani böyle böyle riskler var bu yaş grubundaki gebeliklerde diye. Şimdi bebeği sağlıklı kucağımıza alabilecek miyiz? İşte buradan İstanbul'a arabamız yok. Ulaşımımız nasıl olacak? Bebeği nasıl yapacağız? İşte Mia ne olacak? Taşınacağız. Yani her şey nasıl ilerleyecek? Mıyız? Evet. Nasıl ilerleyeceğiz derken yani bir de üstüne yani zaten yeteri kadar düşünmemiz gereken şey yokmuş gibi bu kadar basit civcivden, ottan, tüyden hani sebeplerle evet sebeple. Yani gerçekten keşke böyle olmasaydı dedirtecek bir durum oldu yani. Biraz şöyleydi, 9. ayımız değil mi buraya geldik, işte 10. aya gireceğiz baktın mı. İlk ayından bundan 10-15 gün öncesine kadar çok güzeldi. Mesela satış ağzıydı ama şey diyorduk ya tamam diyorduk, bahçeye çıkıyorduk, iki hamakta sallanıyorduk, iki değil mi biber alıyorduk, bir salatalık alınca böyle bir sevinip o tüm negatifliği unutuyorduk. Ama şimdi burayla ilgili de bizim kafamıza bir negatif tutum gelince bizi kurtaran o da kalmamaya başladı. Biz böyle buhranların içinden kurtulmak için buraya gelmiştik. Burası da bizim için bir buhran olursa bizim kaçacak yerimiz yok. Bu sefer farklı işte arayışlara girmiş oluyoruz. O açıdan aslında kafamız çok karışık. Taşınsak mı, taşınmasak mı, yer arasak mı, aramasak mı, burası için de bir yere mi taşınsak, daha böyle sahil tarafında, deniz tarafında bir yerlere mi gitsek, taşınma masrafı ne olacak, hani bebek olacak, daha bebeğin kırkı çıkmamışken taşınabilir miyiz, bu bizi nasıl yorar, ya, o da hep de of, hiç taşınmasak, de. Burada mı kalsak, burada kalsak onlarla aramız nasıl olacak? Ya bir yandan bir şey söyleyeyim mi Deniz, hani şey olarak hani imkan evet. Olsa, hani maddi şey anlamında da imkan olsa Kaşa gerçekten giderim. Uygun bir yer bulabilsek gerçekten deniz kenarı bir yer şöyle ben çok isterdim. Yani bir yandan da deniz konusunda gerçekten ben yüzücüyüm arkadaşlar evet, eski. Yüzücü işte lisanslı yüzücüydüm yani. Aynen öyle. Yani işte yüzme konusunda, dalma konusunda, işte zıpkınla avlanma konusunda, yelken, sörf. Yani denizin gerçekten çok hakim olduğu konular çok iyi yani şeyler gösterebilirdik. Tüpsüz şnorkelle ben direkt 15-20 metreye dalabiliyorum. Hatta önceleri mutlaka her sene bir sinüslerimi patlatırdım. Dalanlar bilir. Benim 15 metre civarı açılıyor ve ne kadar sinüsle iltihap varsa çıkıyor burundan. Denizle ilgili de çok güzel içerikler oluşturabilirdik. Zıpkınla avlanmalar yapabilirdik. Sualtı için, çekim için ekipmanlarımız mevcut. Ne bileyim sağa sola yüzüş şeyleri yapabilirdik. Ben çok uzun yüzebiliyorum. Babadan, deniz yapabilirdi. Babadan gelme bir şey. Evet. Babam da dünya rekortmeni uzun yüzme. Hani Engin Sönmezoğlu adını internetten arayıp bakabilirsiniz. Denizle ilgili aslında yapabileceğimiz çok şey vardı. Sahil, deniz, Mia'ya yüzmeyi öğretmek. Evet. Değil mi? Suda yapacağımız aktiviteler, şeyler vesaire. Ama işte sağlık olsun bakalım ne olacak? Hayat bizi nereye götürecek? Göreceğiz. Şu an biraz sisli sadece. Evet, ya öyle bir şey deniz kenarı gibi bir yer yani bütçe işte ayarlanabilir öyle bir şey olursa o da güzel olur. Ama burada bir şey olursa da maddi anlamda ve hızla taşınmak, hızla organize olmak anlamında kolay olur. Ya da her şey tamamen kulaklarını kapatıp, gözlerini kapatıp iletişimi belki birazcık daha keseceğiz. Sınırlayıp mevcut durumu devam ettirebiliriz. Yani burada beni tek üzen şey şu olur. Şayet bir bütçe oluşturamayıp taşınmak istiyorken taşınamazsak ve burada Filiz'in az önce dediği gibi kulaklarımızı kapamak zorunda kalırsak işte o keyifsiz olur. Burası da bizim için artık keyifsiz bir
şeye bürünmüş oluyor. Yani sonuçta ben mesela sabah akşam bambamı yürütmeye çıkıyorum. Şurada yatıyor şu an, siz görmüyorsunuz. İki kamerada görmüyor. Gölgeye gitmiş. Yani şimdi yürütürken karşılaşacaksın. Eve girip çıkarken karşılaşacaksın. Aynı sokaktayız sonuçta. Yani bu da ciddi anlamda bizi çok huzursuz ve mutsuz eden bir durum oldu. Çok şükür ki bu kadar sıkıntının arasında üst üste gelen bir takım şeyler var. Hani anlatılabilen, anlatılamayan ya da işte sıkmak istemediğimiz. Çünkü herkes gerçekten belki kendi hayatındaki sıkıntılardan biraz uzaklaşmak için YouTube'da videolarımızı izliyor olabilir. O nedenle çok böyle boğmak istemiyoruz tabii ki her şeyle. Bugün böyle biraz dertleşme günü oldu ama yani bir yandan da tutunduğumuz ve memnun olduğumuz, durmadan şükrettiğimiz durum gerçekten ilişkimiz. Yani yuva sıcaklığımız, çok şükür. Hiç bu konuyla alakalı bir sorun yaşamıyoruz. Anlatılabilen şey var, anlatılamayan var derken asla hani ikili ilişkiyle alakalı bir durum değil. Çok şükür yani sağlığımız ve huzurumuz. Hemen bir dipnot geçeceğim burada. Şu an Türkiye'deki çiftlerin bizim gibi devamlı dip dip olmalarını sağlasak hani çok az kişi ilişkisine devam edebilir. Çok az kişi ilişkisine gerçekten devam edebilir. O konuda Filiz'le birbirimizi o kadar iyi tamamlıyoruz ki hayatımızın önceki dönemindeki aldığımız yaraları o kadar iyi silmişiz ki burada önceki yaralar derken böyle aklınıza da böyle değişik uç şeyler gelmesin. Benim önceki hayatta eksiklik duyduğum her şeyi Filiz öyle güzel tamamladı ki Filiz de bana kendi eksikliklerini çok güzel tamamladığımı söylüyor. Gerçekten birisinin yanında bu kadar dürüst, değil mi? Bu kadar açık, bu kadar en savunmasız anımı bile gösterebileceğim bir durumun oluşacağı aklıma gelmezdi. Yani. Çok şükür. Nazar değdi. Herkes bir maşallah desin lütfen arkadaşlar. Maşallah alırız. Hani bunu bozdum. İşte bir bölüm sonra boşanma. Hani boşanayım. Allah korusun. Allah yani, korusun. Hiç şakası bile kötü. Şey var. Ben hayatı çok severim. Filiz bilir, yaşamayı çok severim. Ki bu durumla ilgili böyle bir buçuk iki senelik bir panik atak durumum da var. Devamlı kalp krizimi geçireceğim diye böyle gitmediğim doktor kalmayan. Ölümden çok korkarım. Şundan daha çok korkuyorum. Yani Allah korusun. Tabii bunu Allah bilir. Herkese uzun ömür versin, şey yapsın ama. Yani onsuz kalırsam gerçekten ne yaparım? O ölümden daha böyle korktuğum bir şey. Ağlarım ben hastasın zaten. Yani ölümden daha çok korktuğum bir şey. Yani hangisi deseniz. Yani seçmeyeyim şimdi tabii abuk subuk öyle bir şey olmasın ama anladınız benim cevabımı. Sadece dinlendirmek istemiyorum. Saçma sapan şeyler de geliyor tabii. Aynı anda gidelim falan. Yani yok. Trafik kazası mı? Allah korusun öyle bir şey de olmasın tabii. Ama hani Allah böyle birbirimizin yokluğunu çok yaşatmasın. Birbirimize yaşatmasın diyeyim. Yani bana yaşatmasın en azından. Bana da yaşatmasın. Ya tamam hani şimdi... Yok çıkamayacağız biz bu işin içine. Ama anladınız bizi. Hadi keyifli bizi. Konulara geçelim. Evet şimdi bu kadar artık iç daraltıcı şeylerden bahsettikten sonra biraz enerjimizi yükseltelim ve hediye paketimizi açalım. Yanına gitmeden önce bize kim gönderdi bu hediye paketini? Sen söyle. Bize Rita Russo ismimizi söylemesini istemedi. YouTube'daki abonelerimizden abone biri. İsmi Rita Russo. Sağ olsun biz de Instagram üstünden iletişime geçmişti. Böyle Filiz'le konuşmaya başladılar. Bazı abonelerimiz bilir çünkü devamlı konuştuğumuz abonelerimiz var. Evet. Bazı erkek abonelerimiz var işte Soner abi gibi, Mahmut abi gibi. İşte ben devamlı arıyorum. Nedim Bey var. Nedim aynen. Nedim'le de bir ara çok konuşmuştuk. Şu ara bir konuşmuyoruz aslında. Yazsa. Evet. O da şey var. Geçen gün de gelmek isteyip kıl payı kaçırdığımız bir... Eren vardı. Eren Bey ve Bülent Bey. Bülent Bey vardı. İşte Filiz de işte benim Çençen'le işte konuşuyor. Fatma ablamızla konuşuyor, işte Arzu ablayla konuşuyor, Zeynep Hanım'la konuşuyor. Yani Instagram üstünden böyle bayağı dostluk kurduğumuz abonelerimiz var. O abonelerimizden aklımıza gelmeyen varsa kusura bakmasın. Çok kişiyle konuşuyoruz. Çok kişiyle konuşuyoruz çünkü. Herkes çok özel ve herkes gerçekten çok değerli. Şu da var hemen burada dipnot, bir türlü o tarafa geçemedik ama. Yani mesela geçen günlerde değil mi Sencer abimiz... Birkaç video mesaj atmamıştı. Evet. Hüsamettin abi de mesela Bolu'dan o da birkaç bölüm üst üste yazmamıştı. Merak ettik. Biz bir şekilde ulaştık, yazdık. Hani iyi misiniz, nasılsınız? Hani çalar bir süredir şey yolundadır diye göremiyoruz gerçekten. Yolundadır diye. O yüzden tüm abonelerimiz ve yazdığınız tüm mesajlar bizim için gerçekten çok değerli. Yani değer veriyoruz. Bu arada
hep bu arada böyle dan gidiyor ama bir önceki yorum Oscar'larına büyük ihtimal yakında bir yorum Oscar'ları daha yapacağız. 10.000 olmayı bekliyoruz onun için. 10.000 abone olduğumuz zaman bunu İnşallah. Özel bir yorum Oscar'ları yapacağız ve oradaki ödüller vesaire daha büyük inşallah. Onun da YouTube bir şey mi gönderiyordu? Bilmiyorum, gönderirse plaket göreceğiz falan. Olabilir. Belki en ufağını gönderiyordur. Minyatür anahtarlık gibi böyle. Çekeriz. Anahtarlık mı anahtarlık? 10.000 olmuşum ya. Aynen. Onu da çekeriz. İnşallah. Desteklerinizle. Yani yorumlarınız önemli arkadaşlar. Bol bol yorum yazın. O yorumlar bizi inşallah daha yukarıya taşıyacak. İnşallah. Derken Rita ablamız ne kadar çok bağlaç oldu değil mi? Evet. Artık açalım o paketi. Rita ablamız bu hediyeyi gönderdi bize. Şimdi hediyemiz ne? Onu söyleyelim. Mi açarken açalım mi? Açalım ben. Tamam, açarken görün. O zaman hediyemizin. Biz de şu anda sizinle beraber göreceğiz. Ha, bu arada biz açmadık kutuyu. Kutu 3 gündür orada bekliyor. Filiz'e dedim ki video çekerek açalım. Evet. Hani bu kutuyu sakın dedim kendimiz açıp göstermeyelim. Açma. Kendi paketli PTT'den geldiği haliyle duruyor. Şimdi ilk defa içinde ne olduğunu biliyoruz ama nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Evet. Rita ablamız resmini yollamadı, sürpriz olsun dedi. Evet. Onunla da konuşuyoruz. Komik oldu, o da açmamızı bekliyor. Çok teşekkür ederiz deyip kutumuzun yanına çok gidelim. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Derken ben şuradan şunları... Hadi bakalım, bismillah. Hadi bağlım. Adresimiz. Evet arkadaşlar, yalnız Türkiye'deki kargo sektörü ne yazık ki kargomuz bayağı bir kırılmış. Yani biraz üst üste gelir ya zaten. Biraz geldi üst üste gelir aynen. Filiz çok üzüldü ama ben bunu tamir edeceğim. Nasıl tamir edeceğim? Güzel. Nasıl kırmışlar? Tamam aşkım, ederim ben onu tamir. Parçalarını kaybetmeyelim sadece. Tüm parçaları olsun. Bak, güzel bir bak, al şuna bak. Tutkal alıp güzel bir tutkal alıp böyle yapboz gibi bunu yapacağız. Güzel de bir üstüne beyaz sprey boya atarız sonra. Sıfır gibi yepyeni olur. Ve şey vardı, hani yatak falan dolguydu yani içi, ona rağmen böyle. Ne yazık ki aşkım, hatırlamıyor musun? Biz bir defa tuz lambası gönderdik. Müşteri kırıldı diye, kırılık geldi bu diye geri gönderdi. Tuz lambası bildiğin sofra tuzu gibiydi geldiğinde. Yani 6 kiloluk tuz lambasını böyle tuzla buz yapmışlar yani. Yani çok enteresan. Evet arkadaşlar, bugün herhalde bizim en böyle karamsar videomuz oldu. Karmaşık. Biraz üst üste geldi ama enerjimizi düşürmüyoruz. Bir sonraki videomuzda arkada gördüğümüz bize Rita ablamızın gönderdiği beşiği tamir ediyoruz. Kuracağız. Tamir edeceğiz ve kuracağız. Rita ablamızın torununun kullandığı bir üründü ve yeni torunu bundan yeni artık kullanmayı bırakmış, bize göndermişlerdi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Üstünde de bir yaşanmışlık olan bir şey. Böyle biraz daha yaşanmışlık eklendi üstüne. Güzel onu tamir edip sprey boyamızla boyayıp Murat Deniz'imize hazır hale getireceğiz ve onu da size göstereceğiz arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar olsun, çünkü bekleyen yapılacak bir sürü iş var. Yarın şehir dışından misafirlerim geliyor. Hem bir toparlanmam lazım, hem alışverişe gideceğiz. Bugün buranın semt pazarı da var. Aşkım gel ağlama, sen de ağlama gülüm. Mesela şuna bak, salya sümük birbirine girmiş. Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Ağlama aşkım. Ay. Oh tamam, hadi bırak oynasın. Babam. Terliğin tekini. Evet arkadaşlar, işler çok. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kızım. Niye, ne yapıyorsun? Gel, ne yapıyorsun? Balık ağına yakalanmış gibisin. Ay, saçı da takılmış. Tamam, bekle. Tamam, kalk hadi. Arabamıza gidelim, bana bak. Ne oldu? Çıkıyorlar mı yalan? Bu akşam ya da yarın sabah. Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun bir tanem? Uykun mu geldi? Filiz'in kardeşleri geliyor. Evet, hadi. Galiba bu akşam ya da yarın yola çıkıyorlarmış.
Büyüklerimiz geliyor nihayet bizim de. Evet, bir yandan şey daha duymaya çalışıyorum. Henüz bir yandan şeye daha dahil ediyor da. Kamera arkasında izler. Kamera arkasında izler. Evet arkadaşlar. Ha? Arkadan bu arada bu alkış yaptım malkışa onu bir kamera arkasına koyarım. Şimdi bir ses alan bir cihaz, bir kamera ve ikinci kameradan çekimi yapıyoruz. Şimdi üçünü birden eşlediğimiz için en sonunda bunları üst üste koyabilmek için bir şeye gerekiyor. Bu alkış noktalarını ses olarak üst üste getirdiniz mi çok rahat ediyorsunuz. Evet. Yani bu hiç arada denk geldiyseniz bu o. Çok ağlıyorsun aşkım ama ya. Gelsin numaramız zaten. Numaracı. Hadi afiyet olsun. Bahçemizin ilk çiliği Mia'ya. Evet bahçeyi aldıktan sonra ilk kez. Sümükleri akmış tipe bak. Oh dil de attı sümüğe. Çilek. İyice sakat çocuk. Afiyet olsun. Güzel mi? Lezzetli mi Mia? Çileğin üstüne basın kız.